bir sen lazım, kendini bulman lazım. Yeni bir gün, yeni bir umut, sana yeni bir hayat lazım. Yeni bir gün, yeni bir umut, sana yeni bir hayat lazım. Mücadele mi etmek istiyorsun? Mücadele etmek istiyorum ama şöyle, karşılık alabilmek için değil. Bence buraya geldiğim için üzülmen lazım. Senin için gelmiş muhabbetinden sıkıldım, anladın mı? Senin için gelecek olsam evini biliyorum, oraya gelirim yani. Dur bana seni. Havva'yı izletiyorlarmış bu sarıldığımız görüntüleri. Evde kavga kıyamet kopuyormuş. Kızlara biri giriyor la. O kim la? Uzun boylu, 2 metre boyu vardı. Aha. Uzaktan bakalım, gelin. Kim la o? Cemal. Ne oldu? Şarkı bir şey mi olacak? Ne oldu? Ne oldu? Canım hoş geldin Havva, ben. Bakıyorlar. Yapışmayayım Antuz gibi cama. Güzel bir kız geldi ha. Dilerciğim merhaba. Ön planda olan evet gerçekten Kemal'di. Gerisi arkada böyle bir koalisyon. Hani böyle... Hani evet, bir şaşırdı. Hani ne işin var burada gibi. Dilerciğim kapırdım ha. Müneccim gibi. Müneccim gibi. Gittin beyler ne oluyor dedi, böyle yaptı Kemal. Aynen. Ben burada yaşıyorum. Ankara'lı ya. Normalde modellik yapıyorum. Hı-hı. Aynı zamanda okuyorum. Böyle Brezilya kızlarına benziyorsun. Yugoslavya göçmeni baba. Arnavut. Çok güzel. Annemler de Selanik. Teşekkür ederim. Hepiniz de öyle. Ben yüzün yakından çok güzelmiş. Teşekkürler. Yani. Şimdi Kemal'e bir soru sormak durumundayım. Kemal, evimize bugün gelen Kübra Dilara'yla önceden tanışıyor muydunuz? Evet Şebnem'le tanışıyorduk. Yazın tanışmıştık. Bir aylık bir tanışmışlığımız vardı. Bu kadar. Fazla bir şey konuşmak istemiyorum şimdi. Fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Önceden tanışıyorduk. Peki, senin dediğin gibi bir mavi boncuk olayı yok. Kemal öyle birisi değildir zaten. Bir kere konuşmalarına orada dikkat et. Mavi boncuk vermiş demek ki sana ki. Ben konuşuyorum. Bir de önce sen bir sakin ol. Sen niye karışıyorsun? Sen Fevki'nin avukatı mısın? Sen niye karışıyorsun? Ben bir şey konuşurken o da oradan atlayamaz. Anladın mı? Allah Allah. Sana mı soracağım? Bana soracaksın. Hadi önüne de. Belli ki Kemal'le konuşuyor bu konuları bayağı. Anlaşmalı gelmiş. Bir anlaşmalı gelmiş böyle. Bayağı dolu gelmişsin. Yavrum onun çok fazla zaten avukatı var. Üçüncü avukat olarak da sen kal. Ben senin yavrun değilim. Seninle çok kolay oynarız biz. Evet. Tamam. En uzun ilişkisi bir ay olmuş. Seninle olmuş zaten. Lütfen bu konuları kapatalım. Çok rica ediyorum. Bir şey diyeceğim. Ağzını bozmadan konuş. Abi ben bozarım. Benim... Bak bozarsan ben dışarıda bozarım seni. Ben de seni dışarıda bozarım. Hiç sorun değil. Tamam abi, çıkalım. Beni bozar. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gidelim, sorun değil. Sen şişme hareketlerinle bana hareket yapma. Tamam gel. Gel gidelim. Valla kullanılır mı oğlum? Serbest ederim. Fevki, ne istersen yapacağım demiştin. Sakin olmanı rica tamam, ediyorum. Tamam, tamam. Ya süs değil, o bağlama. Hani çalarsın da alırsın. Çal bana böyle zı 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 zı. Bağlama çalanlar kafasına kırar valla. Bu koluna taktığın bir çanta değil. Şunu alabilir miyim? Bu bağlamayı duvardan alman için bir sebep olması lazım. Ya İzzet abi belki eve sinir çalar diye... Ya boş yapma. Ya tamam boş yapma. Almayayım ayaklarımın bir altına karakterini. Ne diyorsun? Güm. Sen benim anneme diyorum. Babama evet. Hiçbir şekilde laf edemezsin. Aile lafı ne girmek ben demek ya? Ben ailesine laf etmedim. Hayır. O da dönsün senin çocuğun hakkında söylesin. Yeliz burada kusura bakmayacak. Nasıl söylüyor ya? Sen ne saçmalıyorsun? Niye benim çocuğum biliyor musun? Onun annesiyle babasının durumunu biliyor musun? Hayır. Peki sus. Bu konuya girme. Sen bu konuya girme. Aa Cengiz Bey geldi. Ne oluyor? Çok kötü. Ayılan bayılan var Cengiz Bey. Allah razı olsun bizi kurtardınız. Çıtanızı yükseltmek istiyorsanız sakin oldukça şık birer hanım ve de bey olursunuz.
mücadele mi etmek istiyorsun? Mücadele etmek istiyorum ama şöyle, karşılık alabilmek için değil. Bence buraya geldiğim için üzülmen lazım. Senin için gelmiş muhabbetinden sıkıldım, anladın mı? Senin için gelecek olsam evini biliyorum, oraya gelirim yani. Bana ne diyeyim? Bana ne diyeyim? Havva'yı izletiyorlarmış bu sarıldığımız görüntüleri. Evde kavga kıyamet kopuyormuş. Birinin elinde tespih vardı ya, adam olmaz. Bu... Bir dakika şimdi dur, orada dur. Orada duracaksın ya, bir dakika. Sen adamla laf söyleyemezsin oğlum. Oğlum bak, ben özür dilerim. Ne oldu? Şu an var ya, şaşırıyorum yani. Herkes çok iyi. Anladın mı? Nasıl çok iyi? Hiç tartışma yok. Relax. Çünkü tartışılacak bir şey yok. Ne tartışsınlar? Hayır, hayır. Nasıl anlatayım? İyi ama Dilara ile şey de değişti. Neydi kadın? Ela. Ela abla çok grup değişti. Evet. Fırça yiyince değişti tabii. Ela abla daha çok değişti. Yani... Ama Ela çok değişken bir kadın ki, ben onun bazen çok kötü, çok iyi. Hangisi numara? İşte anlamadım. Ben de dengem şaşıyor Ela ablayla alakalı. Bazen bir bakıyorum şeker gibi iyi birisin geliyor. Bazen de bir bakıyorum. Sinsi. Ya bazen de bir bakıyorum. Şeyleri, laf sokmaları. Aynen, bazen de çok sinsi. Elinde tesbih hayırdır abi? Ben de getireyim buraya, sallayayım böyle. Öyle bir şey var mı ya? Aynen. Kahvanede değilsin ki. Bir de yakıştırmadım yani. Yakışsa... Yaptığı mesleğe bak. Evet. Tabura bak. Fitness eğitmeniyim diyor. Spor salonu var diyor. Tabii. Mesleğe bakıyorsun. Ben onu araştıracağım. Bakalım var mı bir spor salonu? Bakayım var mı bir fitness eğitmeni? Ya hadi onu bunu bırak da oğlum. Ben... Kübra'ya çok şeyim ya. Nesin abi? Böyle... Konuşsam mı konuşmasam mı... Ne olduğunu da hala anlayamadım, biliyor musun? Abi sen de çek bir şey konuş. Ne oldu kanka, bir şey mi oldu sana? Ne oldu? Kübra Dilara çok ince, hassas bir kız ya. Abi sen de kırmadan... Ben çok odunum abi. Ne alakası var? Eğitim alıyorsun abi 3 haftadır. He? 3 haftadır eğitim alıyorsun sen burada. Buradaki aldığın... Bak şöyle yap o zaman. Buradan önceki Kemal gibi yaklaşma. Buradaki Kemal gibi yaklaş. Hani aldığın eğitimle yaklaş. Ben kırdığım zaman karşımdaki bayanı... Hı-hı. O benim yüzüme bunu çok vurmasın istiyorum, anladın mı? Abi sen de ona göre davranacaksın. Evde şimdi daha ilk günden alıp Kübra Dilara'yı bir köşeye konuşmak, böyle birebir vakit geçirmeyi çok istemiyorum ya. Abi ne alakası var ya? Abi herkes bakıyor, görmüyor musun? Ya baksın abi. Bir çekememezlik abi. Var. Bak, ben bir şey söyleyeyim mi sana bak? Kızlardan da yüzüme gülüp arkamdan çok var. Var abi. Abi Ela benim ya. Mesela burada oturup muhabbet ediyorum. Ortak alana gidiyorum, üstüme yürüyor. Çok var. Abi ben diyorum, insan böyle olup dönüp böyle olmayacak abi. İçi dışı biri olacak. İnsanlarda bir soğukluk var. Tufan bir kenara düzgün o da. Bir problem yok. Hani dün sıkıştırdık çocukları. Ya olabilir, olabilir. Söylemek istemeyebilir. Olabilir. Özel olabilir. Benle geçmişte bir şey olduğu için. Yani. Çekiniyor olabilir. Ben senden hani biraz daha yanlışıyorum. Belki bana yaklaşmamış olabilir. Ona bir şey dediğim yok. İzzet abim pamuk gibi adam benim için. Ya İzzet abi bak, ben şöyle söyleyeyim. Ben ilk hafta İzzet abiyle fikir ayrıştığına düştüm. Zevki de Oktay'ı da seviyorum ama benle niye yarış içine giriyorsun abi? Benle yarış içine girme ya. Ters hep misin? Kübra'ya görüyor musun? Kübra Dilara'yı. Nerede, ne yapıyor? Oturuyor orada. Kızlar oyun oynuyor da onu göremedim. Oturuyor, gördüm. Git Kübra Dilara'yla da konuş, ben Kübra'yla konuşayım sana. Yo, alacağım onunla sohbet edeceğim ya. Ben günü öyle geçirmek istiyorum, daha mutlu olacağım ya. Abi. Bak ne diyorum, isteyen istediğini desin. Bana kimse bak bir şey sormasın. Harikasın. Hadi git hadi. Artık gideyim ben değil mi? Nasıl kankiler? Notlanı mı? Açar mısınız kapıyı? Nerede bu? Fevki yeni güne Büşra'ya hazırladığı kahvaltıyı götürerek başlıyor. Yani o bakışlarında bile bir bak mesela hani anlam bulmaya çalışıyorsun. Bak.
yaparken vay bile vay, şey vay 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 vay. Ay yine geldi bu da. Yok ki böyle bir sevgilimiz. Günaydın. Günaydın. Yaşasın kötülük. Burada ya. Teşekkür ederim. Şimdi ben direkt kahvaltısız. Ay kalp yapmış domatesten. Yeliz'le muhatap olsun ama başkalarına kahvaltı getirsin. Aynen, nasıl olacak Yeliz? Aynen, buna kadar saçma bir şey Yeliz. Durun. Sakin olun. Buna kadar saçma bir şey. Her şeyin yeri ve zamanı gelecek. Halk bunu görecek. Halk bunu görecek. Evet. Aynen. Ne koparsam kafi. Bir çıkış şuradan. Ya önce o saldırırsa hani açılışı o yapsın, sonra siz... Teşekkür ederim, canım. Afiyet olsun. Tamam bir dur, insan evladı oldu ya, 2 dakika. Bağlı bırak da o bozsun o. Sen niye ya bozuyorsun? Ya Allah aşkına atlama ya, şurada romantik bir şey var, niye hemen yedin? Domatese bak. Yürü, Dilara. Domatese bakar mısın? Ooo ama çok güzel. Alıştık biz bu tepsileri, o yüzden saldırıyoruz artık. Nerede, neredeyse yumurtadan da kalp yapacağız. Rahat bırakın yesinler. İçinde bırakmak hangi akıldın? Şeyi bilmiyorum ama... Romantiklik iyidir ya. Ne oldu, ne oldu? Bak, bir gün de sen yap şu kıza. Af kurma! Bir gün de sen yap şu kıza. O çok bekler. Çok bekler dedi. Bana niye yapsın abi? Niye sana yapmasın? Tabii yani başkasına da yapabilir ama yapsın yani, yaptıklarını göreyim. Değil mi? En iyi kızlar evinden en iyi anlaştığı kişi ben, sen bana yapacaksın. Lütfen benden başka romantik erkeği görmek istiyorum bu evde. Ya bir şey söyleyeceğim, bu sarı karıştı karışsın o bu zaman. Bu kadar romantik değilim kanka ya. Bizde hafiften bir o romantiklik var yani. İsyan Hanım var. Bugün ne oluyorsa ses de yok. Kemal'i nereden tanıyorsun? Eskiden bir arkadaş grubumuz vardı, oradan tanıyorum. Dün bayağı bir şey yaptık ama. Kusura bakma yani tekrar. Ben özür dilerim. Anladım. Ben de sen öyle gelince, ulan dedim ne oluyor? Gereksiz. Bir ilk günün gerginliği diyelim. Normaldir. Yoksa şey değilim, öyle bir insan değilim. Hani sinirliyim evet ama öyle insanları kıran bir insan değilim. Üzülürüm sonra. Ne bileyim, bizim ev için de genelde gergin bir ortam olduğu için böyle boşluklara kaçıyoruz. Hı. Daha rahat ediyoruz. Aa, ne bileyim ya, iyi birine benziyorum. Ha, ikinci günün yani. Kemal'den ayrıldığına göre iyi birisin demek ki. Diyorsun. Ben seni cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Şak gibi böyle çıktın erkek gibi, şöyle anlatabildim mi? Böyle yapmacık kahvaltılıklar, mektuplar, yani şeyler yapmadın. Bak biz de bunu işte söylüyoruz. O ne zaman olur biliyor musun? O ne zaman olur biliyor musun? İyi dinleyin beni. Gerçekten bir şeyler başlar, olur. Anladım. Ondan sonra bir insan kahvaltıyla falan etkileyeceksen abi hiç etkileme. Bir şeyler başladıktan sonra git kahvaltı yap, hatta gül bile koy. İstediğini yap ya. Git değişik değişik şeyler var, al koy. Anladın ben sana mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ama şimdi ben bunu boşuna niye yapayım? Abla, kahvaltı hazırlamak da kötü bir şey değil. Aynen değil. Ama şu var. Ama yerinde güzel. Ama şu var bak. Güzel. Ben her zaman diyorum ya, taş yerinde ağır. Fevki, sen hani ben tam bir şey diyecekken ona da nazar boncuğu vermiştir moduna soktun ya, ben ona bozuldum. O başka bir şey, sen bilmediğin bozuldum. Yani tamam, ben bozuldum. Ha. Ondan sonraki zaten senin o yavrumlar bir ayda şöyle olmuştur falan muhabbetleri benim yavrum zoruma gitti ben. Dedin. Sonra dedim da bir ayda seninle bir şey olmuş. Böyle bir şeyler deyince o zoruma gitti. Ki bizim Büşra'yla hiçbir problemimiz yoktu. Öyle bir şey oldu yani. Bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sen o insanı daha önceden tanıyorsun eyvallah ama bu evin içinde tanımıyorsun. Benim gördüğüm şeyleri daha görmedin. Ama göreceksin de zamanla. Ben senden ötürü onu demedim. Ona dedim ki hani bir ay sürmüş. Dedim ki 10 gün boncuğu alması, 10 gün vermesi, 10 günde geri alması. Bu boncuk muhabbetinin şey yok. Ona ben bozuldum, o verme alma. Bu boncuk muhabbetinin öncesi var. Biz 2 hafta öncesine kadar bunu gördüğümüzden beridir ki kızlara boncuk dağıtıyor. Evet. Hani muhabbeti var, tamam mı? Evet. Ama öyle bir şey ki her kıza gideyim, her kız bana ilgi göstersin. İşte onunla konuşayım. Bugün olsun, yarın olsun. Haftasına da, ertesi gününe pardon, bu gitti, boncuk almış mavi boncuk, bütün kızlara mavi boncuk taktı. Muhabbet oradan geliyor, seninle bir alakası yoktu yani. Boncukçu geldi. Ben almıyorum. Bir saniye. Şimdi hoşlanıyordum, aşık olacağım.
Ben sizi pilates topuyla oynamanızı beklerdim. Ben yeşil bir sıvı hazırlayacağım bugün size. Detoks etkisi yaratıyor. Kurbağa suyu içeceğim. Kurbağa suyu içireceğim sana, evet. Hadi başlayalım hemen. Tonik hazırlayacağız. Kızlar yüzünü akşam onunla silsin. Sağlığımıza içiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Şu şekilde göz şişliğiniz, yüz şişliğiniz inecek. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Geçiyoruz. İzzet ne yapıyorsun? Bırak beni de. Sıkılıyorum bir de insanların böyle aşık maşık böyle yorumlarına. Ne var, kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil de istemiyorum yani. Neyi istemiyorsun? O şekilde anılmak istemiyorum. Anılsan ne oluyor? Ben seninle burada aşk yaşamıyorum. Ya illa bir şeyler var, bir şey konuşurken böyle mahvediyorsun ya. Ben seni mahvetmek için söylemiyorum ama... İnsanlar tamam, aşk yaşadığımda densin. Ben yaşadım, özgürce kendimi ifade ederim. Bir şey olmadan herkes gelin güveye oluyor. Kendi aşk yaşıyor, şey, aşk yaşıyor. Sen başka bir şey kızıyorsun şu an. Başka bir şey kızmıyorum. Başka birine sinirleniyorsun şu an. Başka birine ne sinirleneyim? Ben neye sinirliyorsam onu söylüyorum. Birileri aşk maşk deyince yüz dolmaya başladım artık. O dolduruyor beni artık yani. Tam uzak dururum ya. Hayır, ben sen aşk yaşamıyorum. Tamam, yaşamadığını herkes görüyor burada. Tamam işte, onların da öyle demesi rahatsız. Sen uyar. En azından öyle bir durumsa senin uyarman gerekir. İnsanın bir şaka yaptığı veya gerçek söylediği de belli değil mi? Ama sen de her şeye üzülüyorsun Fevki ya. Yani üzülmekten kastım yok da. Ya bir insan... Ben... Bazı şeyleri Oktay'ın söylemesinden rahatsız olacağını zannetmiyorum. Oktay'ın bir şakayla söyledin ama tanımadığım insanların, yeni gelen kızın bile o şekilde aşk maşk demesi, yani ona ne? Nereden biliyorsun yani ortada olan bir şey? Ha? Ama ben de kızarım belki. Biz aşk yaşamıyoruz, ben karşılıklı bir şey yapıyorum. Zaten söylediğim herkes yani... Ben her zaman söylüyorum bunu farkındaysan. Ben tek başına bir şeyler yapıyorum. Şunu sana getirip yiyorsan güzel bir şeydir o. Bana benle aşk yaşıyorsun anlamına gelmez. Bu benim ikramımdır, sen de kabul ediyorsundur. Ya sen bana hayır dedin. Hayır, bununla sorun yok. Bu aşk, ikramlık, evet, bir durum yok. Ben insanların dilinde bunun dönmesini istemiyorum. Bakın sorun yok. Senin dilinde dönmese. Dönmeyecek bu saatten sonra. Sadece Oktay sadece şöyle şakasını söylüyor. Onun da neden söylediğini biliyorsun. Yok canım, Oktay'da sorun, evet, yok. Oktay seninle ama çok yakın biz, olduğu için, evet, espri yapıyor. Arkamdaki insan söyleyemez, o da ayrı. Hayır, söyleyemez. Mahalle ağzı raconu konuşuyor, anlatabildim mi? Aynen. O çok yanlış. Çok, çünkü seni 5 yaşındaki çocuk da izleyebilir. Seni örnek adam alır. Da izleyebilir. Seni örnek alır. Seni örnek çocuk alır. Elinde tespih alır. Ha, bu babasının şey karşısında tespih sallar. Anladın mı? Olmaz. Olmaz yani. O doğru, olmaz, bir şey değil. Hani biraz şurada bizim örnek bir hayat yaşamaya çalışmamız lazım. İşte insanlar bak 7'den 70'e bizi izliyor yani. Olmaz. Bak ben ne diyorum? Abi böyle olup insan böyle değişirse diyorum, bu insanın eksik ararım. Eksi de kişiliğidir. Doğrudur. Kişiliği yerine oturan insan böyleyken böyle olmaz abi. Böyleyken dönmez böyle. Ben kin tutamıyorum kimseye ama şey de değilim yani böyle hemen de affedeyim de arkadaş olayım falan değil ya. O kızın bana yaptığı terbiyesizliği ben şey yapar mıyım, affeder miyim? Tabii ki affederim, ona karşı onu şey yapmam. Affettim derim ama ben onun içimde tartarım, biçerim yani, kes sesini. Sen beni o kadar zor yani tam da affetmedin de. Ben onu hala affetmedim. Acısını devam ediyor. Ben içimde insanı, bir şeyleri gözlemliyorum. Başka insanı bu kadar kolay affedersen zaten o zaman ben sana sorarım. Niye bana gelince kolay affetmiyorsun onları da? Değilim zaten ama öyle insan olmadığım belli. Ben sinirleniyorum insanlara. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar ya. Ama onun da karakteri demek ki öyle. Ben ona karakter demiyorum işte. Evet. Onda sıkıntı var. Bir şey yapıp ardından gelip şey yapıyorsan erdemlik değil. Sırf erdemlik olması için yaptığını hissettiriyorsan. Ay mesela ben özür dileyim de benim kalitem düşmesin gibisinden onu yapıyorsan. Onu gerçekten hissederek kalbinden onu yapmıyorsan. Onda zaten sıkıntı vardır. Büşra ile aslında o günden sonra zaten gergin. Hani çok da samimi olamadık. O gün tamamen onun haklı olduğunu düşünmüyorum. Kendim de çok haklıyım demiyorum. Ama ilk gün ben yeni gelmiştim. En azından daha kibar olabilirdi diye düşünüyorum. Buraya ilk geldiğimde sen otururken biraz inat dedin. Neyin inadı? Onu anlamadım. Bir de Oktay'la dün tartışıyorsun. Ben aynı şeyde öbür Dilara'nın karakterini eleştirdim tartıştığın adamla.
Elçin'le oturuyorsun falan diye. Sen Oktay'la Fevki'yle tartışmıştın diye. Evet. Sonra bugün Havva'da diyor ki bizim yanımızdan gitti falan diyor. Onu geç de sen bir de dün niye inat konusu dediğin ne? Yani ona böyle aşkımdan, sevgimden değil tabii ki. Neden? Evet ama onu gördüm. Hani ona da inat belki de olabilir ama ben zaten bu yarışmaya da katılmak istiyordum. İnat. Tercih ettim, geldim evet. Ya dedim ki işte ilk geldim buraya, gördüm hani ya ona inat, hadi ben de gireyim. Beni de görsün diye böyle bir şey düşündüm. Bugün Oktay daha doğrusu kahvaltısını alıp gelmişti. Gel otur sohbet edelim dedi. Aslında kötü birisi değilmiş. Kemal'le hiç alakası yok. Yani ona inat gidip de oturup böyle bir şey yapmadım. Ve konuştuk, iyi de anlaştık. Nasıl sağlıklı beslenilir sorusunun cevabını vermek üzere yeni bir hayat evine gelen Ebru Şallı sevinçle karşılanıyor. Olur. Allah. Ben sizi pilates topuyla oynamanızı beklerdim. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz hocam. İyi misiniz? Merhaba. Hoş geldin Dilara. Nasılsın? Teşekkürler. Evimize hoş geldin, hoş yeni bir hayata. Erkek Ebru arkadaşımız. Ebru hoca geldi. Erkan. Merhaba. Merhabalar, nasılsın? Sağ olun, nasılsınız? Hoş geldin yeni bir hayata. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisin. İyisin, çok iyi gördüm. Hoş geldin. Oo, mutfakta çalışkanlar belli. Bak otları toplamışlar görüyorsunuz. Kiviler soyuluyor. Toplamak mahirdir. Şöyle yiyeceksin değil mi? Evet. İyi misiniz? İyisiniz. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi hemen başlayalım hatta. Ben yeşil bir sıvı hazırlayacağım bugün size birlikte. İnanılmaz güzel detoks etkisi yaratıyor. Bu detoks hem içinizi temizleyecek hem cildinizi güzelleştirecek hem de yağ yakımına yardımcı olacak bugün yapacağımız yeşil su. Yeşil elma kullanacağız, kivi kullanacağız, salatalık kullanacağız, roka, bol maydanoz. Hocam, yalnız şu meyvenin adını söylemezseniz daha çok arkadaş çok rahatsız oluyor da. Hangi arkadaş? Öyle mi? Neden? Çekim var. Aa. Yapmazsanız. Tabii kiminin limona. Olabilir. Evet. Limona olur. Benim kız kardeşim de patlıcan deyince demeyin, kötü oluyor. Demeyin, kivi demeyin. Şimdi evet. İzleyince gene kötü olacak. Evet, aynen. Bunları oraya alacağız. Bunlar yıkanmış mıydı? Yıkanmış. Tamam, bunları da oraya alalım. Orada hallediyoruz. Ebru Şallı tüm malzemeleri tek tek robottan geçirirken ev ahalisi çıkacak sonucu merakla bekliyor. Şimdi salatalıkla kabuklarını hiç soymuyorum. O kadar korkunç bir şey değil ya, çok lezzetli ve güzel oluyor. Yeşil yeşil sular. Biz de tam olarak öyle umuyoruz ama bakalım. Banda koyacak mıyız? Sana bir görev vereyim. Burada yeşil çay var. Bunu demleyeceğiz ama daha büyük bir fincan var mı? Fincanda demleyelim. Erkekler evi burası var mı? Şey var hocam, çaydanlığın üstü var. Ha, onu da demleyelim. Tonik hazırlayacağız. Kızlar yüzünü akşam onunla silsin. Erkekler de silsin isteyeceğim. Ebru Şallı'nın hazırladığı yeşil su, cildi güzelleştirdiği gibi yağları vücuttan kolay atmaya da yarıyor. Red Carpet'a hazırlanıyorsunuz bu hafta değil mi? Evet. Şimdi bunu içmeyecek. Pilates yaparsanız bakın karınlar dümdüz olursa bu hafta giydiğiniz her şey çok yakışacak. Duruşunuz çok önemli, yürüyüşünüz. Biraz şimdi yürüyüşlere de bakarız. Vallahi benim ya bunların hepsi bir bütün. Karınla ilgili sorunum yok. Biz ne yapalım? Bizim karnımız çok kötü. Kızlar? Paylaşırız biz sorun değil. İki pilateste de düzelmez mi bu? En az 4 bugün, var. Bugün kendini ikini. Abi herkese kürülüyor. Bugün kim çekecek fotoğrafı? Kim kendini feda eder? Dilara. Ben selfie'yi de hep herkese alabilirim selfie'de de. Çok iyiyimdir. Senin evet öyle bir başarın var. Bu fazla olmuş. Herkes benim yanıma gelsin. Bir tane böyle çekelim. Bunu peki yüze de mi süreceğiz? Öyle bir şey yok. Hayır, yüze şimdi ne sürecekseniz. Bakın çayı demledik. Hocam bu karpuz muydu? Göstereceğim nasıl uygulandığını. İzzet abi üstüne bir bardak maske yapacağız haftaya. Ballı maske yapacağız yüzümüze, hepimiz süreceğiz. Yoğurtlar mı içinde? Yüzünüzü yıkadıktan sonra bu pamukla bunu bu şekilde ıslıyorsunuz. Bu şekilde. Yeşil çay değil mi? Yeşil çay, evet. Sıcak tabii, soğuması gerekiyor. Ne yapacağız? Böyle, şu şekilde yüzümüze. Yüzünde tabii pudra var şimdi parlamasın diye. Onu ben silmemek için çok dokunmuyorum. Bu şekilde yüzümüze, göz altı, gözünüzün üstü,
göz şişliğiniz, yüz şişliğiniz inecek, cildiniz sabahleyin kalktığınızda daha parlak olacak. Bu kırışıklıklar. Bu hafta bunu yapalım. Bakın red carpet, kırmızı halıya hazırlanıyorsunuz. Evet. Hem cildimiz hem kendimiz her anlamda çok iyi olmanızı istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım, geçiyoruz. Bu benim en sevdiğim bölüm. Bu taraftan gel Erkan. Mücadele mi etmek istiyorsun? Mücadele etmek istiyorum ama şöyle, karşılık alabilmek için değil. Bence buraya geldiğim için üzülmen lazım. Senin için gelmiş muhabbetinden sıkıldım, anladın mı? Senin için gelecek olsam evini biliyorum, oraya gelirim yani. Dur bana dedi. Dur bana dedi. Havva'yı izletiyorlardı bu sarıldığımız görüntüleri. Evde kavga kıyamet kopuyormuş. Birinin elinde tespih vardı ya, adam olmaz. Bu... Bir dakika şimdi dur, orada dur. Orada duracaksın ya, bir dakika. Sen adamla laf söyleyemezsin oğlum. Oğlum bak, ben özür dilerim. Yeni bir hayat evinde ev halkı, Ebru Şallı'yla bedenlerini nasıl eğiteceklerini her geçen gün biraz daha öğreniyor. Karın çalışırken bakın, kaburgalar eğer açıksa, isterseniz 1000 mekik çekin her gün, hiçbir işe yaramaz. Karın yağlarından kurtulamazsınız, boşa kürek çekmiş olursunuz. Ama o vücudun şekli değil mi? Onu nasıl değiştireceğiz? Vücudun şekli değil, biz doğru doğuyoruz, sonradan bozuluyoruz. Doğruyu tekrar bedenimize hatırlatmamız gerekiyor. Önce beynimizin kabul etmesi gerekiyor, sonra bedenimize uyarlamamız gerekiyor bunu. Ben bir kere göstereceğim size. Bakın, kaburga açık olduğunda böyle bir görüntü oluyor. Ben bunu istemiyorum. Karnımı içeri çektiğimde bakın kaburga kapanıyor, küçülüyorum, farkında mısınız? Açık olduğunda geniş ve büyük duruyorsun. Bu çok önemli. Hareketimiz bu. Bunu her gün yapın. Kaburgası açık olanlar kapatacak, bedenini öğretecek ama bir günde düzelen bir şey değildir. Hani hayal kırıklığı yaşamayın. Bu sürecek. 2-3 hafta içinde toparlayacaksınız. Bakın burada nefes alıyorum Oktay. Evet. Nefes veriyorum, kollarımı arkaya doğru bırakıyorum. Ama bakın bu kolay bir hareket değil esasında. Nasıl kolay değil? Hani böyle yaparsan langur lungur. Bakın vücut nasıl hareket ediyor? Bunu istemiyorum. İstediğim bu değil. İstediğim, bakın hiç karnım hareket etmiyor, görüyor musunuz? Nefes al, kaburga kapalı. Karın çalışırken de, karın çalışırken biraz sonra göreceksiniz. Kaburganın kapalı oluşu buranın daha fazla yağ yakımını, buradaki rektus kaslarının çok daha fazla çalıştığını hissettirecek bize. Daha fazla yanacaksınız. Ama açık olduğunda ya da boynuma yüklendiğimde karnım çalışmıyor. Boynum, belime yük biniyor. Hani gereksiz yerler çalışıyor. Bel ağrısı olur, boyun ağrısı olur. Bunun olmaması için bizim bütün amacımız karın yağlarını yakmak değil mi? O yüzden doğruyu yapacağız. Kesinlikle. O zaman şöyle yapalım şimdi. Ayağa kalkalım. Bir squatla lunge'larımızı bitirip ondan sonra yatarak karınla başlıyoruz. Burada omuz genişliğinde... Ayaklarımızı açtık, nefes alıyoruz, nefes ver, iyice kalçayı dışa doğru çıkartıyorum, bakın iyice dışarı doğru veriyorum, çok önemli, evet süper hava, nefes al aşağı doğru bırak, çok güzel, nefes al in aşağı yukarı doğru, nefes ver. Tabletop masa pozisyonundayım. Nefes alıyorum, nefes ver. Çek karnını içeri, çok güzel hava, bravo. İzzet ne yapıyorsun? Ne yaptın?
yoruldunuz tamam ben biliyorum ama. Ben az önce ağladım artık acıdan da. Bu şu an ama şu an iyi hissediyorsunuz. Şu an iyi evet. Enerjiyi yükseltiyor tam tersine düşürmüyor. Çok teşekkür ederim. Bugün daha iyiydiniz vallahi. Pilatesi bilmiyorum ama öğreniyorum. Birinci olurum. Bu arkadaşların içinde eğer gitmesem birinci olurum. Yarışmacılar pilatesten sonra dans provasıyla aktiviteye devam ediyor. Şöyle. Buna nasıl geçeceksin? Şuradan tutacağım. 1-2-3-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 1
Acaba zilin üstüne? Hazır mıyız? Son, iki, üç, dört. Sağ ol canım. Ha? Teşekkür ederim. Vay be. Bugünleri de mi görecektin? Teşekkür ederim de bu bardak ne? Sana misafirperverlikten 3 veriyorum. 3. Teşekkür ederim, gayet iyi ya. Şaka yaptım yani. Kahve kalktı, kız kahve getirdi. Ya şu evde var ya, bunu yapacak insan yok. Vallahi bak. Şu evde şunu yapacak insan yok yani. Hırsız var. Yemek de yaptım bugün. Ben ne yemek var? Bana sormayın, bana sormayın. Ben yokum, ben sana protein. Söyleyeceksin işte. Ya. Yapıştıracaksın. Ama proteinle, acıyor ağırlıklı peki. Proteinle beslenen canlıların hepsi zayıftır. Farkında mısın? Mesela bak, çitalar falan. Kivi diyeceksin, bitecek olay. Ya. Bir daha protein, muratein diyemeyecek. Şey Tufan! Evet. Kim çağırıyor Tufan'ı ya? Sana ne ya? Yok artık ya, illa Allah ettim, yemin ediyorum. Yeter, sa- yeter! Sana ne? Yeter Fevki. Fevfi! İsmime bakarak söylüyorum. Fevki. Ben gözlerini görmüyorum. Böyle bir böyle. Tufan. Evet. Ya niye cevap vermiyorsun? Dedim evet dedim, sustum. Evet diyorsun, duyuyorum. Abi trip atmayın bana. Atmayın bana trip. Sizinle muhatap bile olmuyorum. Gel. Sen ne yapıyorsun? Mücadele etmek istiyorum ama şöyle, karşılık alabilmek için değil. Hı. Kendi duruşumu sergileyebilmek için mücadele etmek istiyorum. Anlatabildim mi? Zaten illa olsun diye yani, ısrarından vazgeçti zaten. Yani şunu anlayamadım, hani duyguların elbette ki varsa zaten devam etmesi şimdi, gerekiyor. Bu kadar bir çabuk bitemez. Hayır bak ama, şimdi sevgi değildi sonuç olarak. Değildi sadece canım, bir etkilenmeydi. Evet aşk da değildi, evet, aşk da değildi tabii ki de. Yani hani sadece hoş çocuk falan bilmem ne. Ama herkes işte beğeniyor. Böyle hareketleri de beni kendinden soğuttu. Özellikle dedi yani ben de onda birkaç bir şey yakaladım. Ben bunu onda karakter zayıflığı olarak görüyorum dediği anda aslında. Tamam dedim yani zaten bu cümleyi kurabilen adamla ben zaten olamazmışım dedim o an ben zaten. Kemal'den soğudum. Şöyle soğudum. Duygularımın evet hala arkasındayım. Yani beni etkilediğinin o da farkında. Ben de etkilendiğimin farkındayım. Bu hoşlanmak değil çünkü hoşlanmak bir kademe üstüdür bunun. Ben bunu söylemiyorum şu anda. Benim beraber olabileceğim adam bu değil ya. Harbiden de mavi boncuk dağıtıyormuşsun gibi bir durum var. Kime dağıtmışım kardeşim? Adını söylesene mavi boncuğun sahibi. Yeni gelen kızla alakalı mesela biraz. Yeni gelen kız benim eski kız arkadaşım. Allah Allah. Evet. Ama bir ilişki anlamında bir şeyimiz yok. Biz sadece ne tanıştık, bir şeye başlayamadık. Maalesef. Seni biraz kötü de gördüm, o başka bir şey zaten de. Ben sana onu anlatmadım. Anlatmadın işte. Ha, ondan boncuk diyorsun sen. Aynen. Ya vay, desene bana deli. Bak kardeşim şimdi şöyle bir şey oldu. Bu evdekiler inanır ya da inanmaz, bizim her şeyimiz ortada. Bundan 1,5 yıl önce falan, geçen yazın sonuna doğru. Önce İstanbul'da bir ortamla beraber bulunduk ama şöyle bir masa düşün. 6-4-5 kişi oturuyor, 6 kişiyiz falan. Kalabalık olsun. Ha, hiç konuşmadık. Sadece orada göz göze geldik, görüştük. Yani adını bilmiyorum. Sonra ondan bir ay sonra bir tatile gittim. İzmir, Dikili'ye. O da geldi. Ortak arkadaşımız var. Bir ay falan orada beraberdik. 1-1,5. Ortalama tam gün saymadım.
Sonra onunla beraber böyle bir yakınlaşmamız oldu. Bir şeye başlayacağız. İnsanlar benden aldı ona laf taşıdı. Ondan aldı bana laf taşıdı. Hep başka şeyler koydular üstüne. Aa. Başka şeyler çıkardılar. Biz de telefonla birbirimizden koptuk. Telefonla koptuk yani. Görüşmeyelim, görüşmeyelim. Tamam böyle. Bu. Sonra buraya bir baktım. İzzet abi kız geldi falan dedi. Herkes koştu. Ben de baktım yani kim geldi diye. Sen de baktın, o da bak. Ben zaten seni orada kötü gördüm de dedim herhalde Kemal. Ha, tamam. Kemal'leniyorum. Yeni bir kız geldi. Gördüm gidişini arkadan. Dedim öyle bir muhabbet var herhalde. Harbi harbi hani dedikleri ha, gerçek herhalde dedim. Yok yani. Canım desene. Çünkü bak ona. Kim olsa öyle düşünür kanka. Yani ya. Şimdi ben yeri geldiğinde. Ben sana unuttum evet aynen. Anlatacağım dedim. Yeri geldiğinde evet. Çünkü bak Kemal ben seni savunuyorum. Başkalarının yanında da hani Kemal'le alakalı bak kimsenin şeyini aynen konuşmayın öyle diyorum. Aynen. Şimdi ilk hafta ben yokken aynen Dilara'yla bir muhabbet. Bir şey olmuş hani en azından söz konusu olabilecek bir ortam oluşmuş. İkinci hafta Dilara biliyorsun millet hani Ece ile çok yakınlaştı falan dediler. Senin partnerindi gerçi. Ece ile de şöyle oldu. Şimdi ilk, böyle bir şey olunca ilk hafta Ece ile insan hani konuşmadık. İster istemez diyor ki ulan aynen ben bu adamı savunuyorum ama harbiden mavi boncuk mu dağıtıyor bu adam? Vallahi çocuk etrafta dolanmıyor. Öyle bir çocuğa şey yapıyor ki. Ya sana ne senin gözlerin onu mu arıyor Allah Allah? Bana o kadar dikkat ediyor musun? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Bana o kadar dikkat etmiyorsun ya. Hayır yani yanlış anlayacak çocuk. Yani diyecek ne biçim adam bu hemen. Bak olaya bak gibi. Yanlış anlayacak çocuk yanlış diyor ya. Yanlış ne anlasın delikanlı. Ya anlasın. Aa sevdiği için ruh hastası oldu. Ay. Vay. Tufan bu gömlek çok güzel. Teşekkür ederim kardeşim. Tufan ben ya sana ben da sana şey soracaktım. Şimdi sizin anne tarafı mı İranlı? Babam. Baba tarafı. Babam gidiyor hazırıyor musunuz peki? Ben görüşmüyorum o tarafla yani. Anladım. Şartlar öyle gelişti. Ben... Sorguya mı alındın? Yok ben partnerimin eski yani gelecek dinliyorum haftaki partnerimin yanındayım. Dinliyorum. Ben İranlıları o tarafları falan çok beğeniyorum o yüzden. Evet, yeniden beğeniyormuş. Teşekkür ederim. Kadınlarını beğeniyor. Kadınlar evet, İranlı kadınlar güzel. Yeliz Hanım ne diyorsa doğru katılıyorum. Aynen. Ah Kemal ya. Ne oldu Yeliz yine? Hı. Yine neden mutsuzsun? Ya mutsuz değilim ya. Var bir şeyler. Evin en konuşmayan kızını son 2-3 gündür konuşmasını görmek beni şaşırtıcı. Ne yapayım? Sıkılıyorum konuşayım ben. Yeliz sen niye bu kadar sıkılıyorsun? Kızsın, kalk temizlik yap, bir şeyler yap. Gel canım buraya. Bulaşık yıkayacaktım, sünger kalmamış, sünger pislenmiş. Vereyim sana. Vereyim sizinki çok senin pisti. Senin istediğin sünger olsun bak, ya. Bak sizin şuydu çok pisti. Ben gönlüm razı olmadı onu bulaşık yıkamaya. Sabaha yıkayım kadar ya. Kemal saçımı düzeltir misin? Buyurun. Tabii ki hemen. Tertemiz, sıvı. Aman Yeliz boncuk dağıttı demesinler. Saç düzelttim yok vallahi. Yok ya demezler. Ha. Benim için sen demezler. Zaten ağzını payını verirsin ha, benim evet, yerime. Tabii. Helal olsun. Bak su getirttim ona içmedin. İçiyorum. Bir tanem ya oğlum bak. Hayır diyecektin değil mi? Hayır kaldı bana. Hayatım diyecektim. Hayat. Hayır diyeceğim. Bir an kızdığını hatırladım. Hayır yani. Hızlı içerim. Hayır diyeceğim. Hayır diye içerim. Çok belli oldu kanka zaten. Tutuklu ben seni uyarmak istiyorum. Yani annen olarak ikaz etmek istiyorum. Oğlum annesi gelmiş. Annesi gelmiş. Abi niye geldiğini de anlamadım ki. Seni ciddi anlamda uyarmak istiyorum bu konuda. Yani böyle akıl var, mantık var. Bir düşün yani. Bak ben seni... Çünkü benim kızım önemli bak. Ne alem ya? Ben Elif'le ağzıma laf söyletmek istemiyorum kimseye. Ne yapacağız Sevgi Hanım? Benim... Önceliği size tanıyorum. Söyle bana bir tane. Kemal, şimdi bir deş olduk ya. Bir deş olduk ya. Seninle. Hani Kemal'le Havva dendi ya. Ne düşündün direkt mi? Sen Allah düşündün kahretsin. Ya hiç yani ben bu hafta eş kendime... Aklıma gelmiyor. Çok değişik çünkü yani. Ya evet artık bazen tahmin de edemiyorum. Ne düşündün? Onu yani soruyorum sana. Aklına gelip hala gel. Orada. Ne hadi diyor ya? Tam ne düşündün söyle. Şu iki cümleyi düşün. Sanki evlilik teklif cevabı bekliyor. Hadi. Valla. Kemal. Hava dediler. Sırayla geliyor işte dedim. Allah razı olsun. Havva ile çalışacağız. Ne yapayım yani?
çok susamadım ama sen getirdin de kıyamıyorum, içiyorum yani. Gıcık bunu nasıl istedim ben Nasır? Bir şey tıfana gibi bir şey getiriyorum de kendine de getirtirdim. Evet, bak beni anlaman ne kadar güzel. Anlamaya başlamışsın bak. Çok saçmasın çünkü anlamam çok kolay. Saçma mı? Allah Allah. Anlamam çok zor değilsin yani. 40 yılın başında bir şey yap dedim benim için. Ne yaptın, ne oldu yani? Getirdin işte suyunu. Sen duvar oraya oturduktan sonra su istemedin. Sırf Tufan kahve istedi de gittin oradan bir de bana su getirdin. Bugün bir ayrı şeylerdesin. Erkan'ı kıskanır, Tufan'ı kıskanır. Yok, Tufan'ı kıskanmam ama biz onunla konuştuk. Böyle bir şey yok. Ama başka insanlar için daha tanımıyorum yani insanların tavrını. Seni bırakacak mıyım ben ona zannediyorum? Ya Allah Allah! Seni bırakacak mıyım? Öyle spora bırakmam yani. Bir şey diyeceğim yani. Ne? Sonuçta bu evin içinde bağ kuracağız. Hı. Kuruyorsun işte Oktay'la Tufan'la, tamam yeter sana, fazlasına ne gerek var? Kübra Dilara evde ne yapıyor? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Öyle oturuyor mu oturuyor. Mum gibi? Oturuyor. Daha çok bizle yakın. Onu biliyorum canım, onu gördüm. Yani oturuyor kız, ne yapsın ya? Genellikle sessiz, bir şey konuşmuyor. Bugün Oktay'la konuşurken sen evde miydin? Hayır. Yok kim, mu? Ben mi o mu? O. Hayır, yoktum. Hmm. Anlayamadım da onun için. Yani herkes birbiriyle bir kötü bir iyi olabiliyor, o yüzden ben bir tepkinin ertesi güne ama gittiğini daha burada henüz görmedim. Ben kabul etmiyorum işte onu. İşte ben de dün onun konuşmasını yaptım. Ben de etmiyorum. Ben etmiyorum. Ben etmiyorum. Kalkıp önceki Dilara'ya, bu evdeki Dilara'ya kalkıp dediysem sen Fevki'yle kötü olup sonra işte dışta oldun, beraber oldun, konuştun, eğlendin deyip karakterini analiz ettiğimde eksi puan verdiysem Kübra Dilara'yı da merak ettim onun için. Hmm. Mücadele mi etmek istiyorsun? Mücadele etmek istiyorum ama şöyle, karşılık alabilmek için değil. Bence buraya geldiğim için üzülmen lazım. Senin için gelmiş muhabbetinden sıkıldım, anladın mı? Senin için gelecek olsam evini biliyorum, oraya gelirim yani. Havva'yı izletiyorlardı bu sarıldığımız görüntüleri. Evde kavga kıyamet kopuyormuş. Severiz de kıyamıyoruz, tamam mı? Sen şımardın ha. Evet biraz. Fark ettim. Sen bir açıldın, bir şımardın. Evet evet, fark ettim. Ben sana bir kızayım da aklın başına gelsin. Ha, durup dururken bir de kız bana yani. Hayır. Hadi bakalım. Sen kızdırma da kız. Ben sana kızayım ben de. Sen böyle bir kendine çeki düzen ver böyle. Neyim varmış benim de çeki düzen veriyormuşum kendime, pardon? Onu yapma, beni yapma, her şeyi bilin. Sıra devam böyle. Vik mi? Vik mi? Vikingler. Böyle hemen suratına düşürüyorsun. Çok böyle farklı bir... küsme anlayışım var gerçekten. Çok değişik. Yakalayamıyorum. Ama rahatsız edici değil. Tabii rahatsız etmiyorsun ama böyle... Aslında. Put gibi duruyorsun, kalıyorsun. İçime atıyorum, anladın mı? İçime atması da en kötüsü. Ya sen beni kıskanıyorsun diye ben buradaki erkek arkadaşlarımla hiç konuşamayacak mıyım? Merhaba merhaba hiç mi yani? Ben sana böyle bir kısıtlama yaptım mı? Yapıyorum. Niye o zaman kıskanıyorsun? O benim içgüdüsel bir şeyim. Bana niye yansıtıyorsun o zaman? Ben kendimde yaşıyorum, sen bunu görüyorsun. Hayır. Yani herkes görmüyor, sadece sen görüyorsun. Demek ki sen de bir şeyler görüyorsun bende. Hayır, sen nasıl herkes görmüyor? Çevremdeki herkes, tut o çocuktan tut. Yakın, elasından tut, herkes fark etti. Oktay'ından tut, etsin herkes ya. Fark etti. O benim, ben mi duygum görüyorum kardeşim, bir tek? O benim duygum ya. Salsa'yı bu hafta Ela ile Oktay'a verdik. Salsa, Karayipler kökenli bir dans. Latin Amerika'da çok çok meşhur ve dünyada da artık tabii vazgeçilmez Latin dansları arasında. Salsa kolay bir dans değil. Bakalım Oktay ile Ela neler yapacaklar bu hafta. Sahne bu tarafta işte böyle. Buraya geldik, open yaptık. Open. Beni yakalıyor, şuraya koyuyorum elini. Tam böyle yakalıyorum burayı. Aynen, yakala abi. Yakala. Yes. Bunu da arkadan belim, böyle tutuyorum. Belim. Belden mi hocam? Aynen, bunu da belden tutuyorum abi. Kaldırıyorum, hop yavaşça. Ha. Bir şey soracağım, şakası bir yana da. Fevki'ye karşı neler hissediyorsun? Hiçbir şey. İyi bir çocuk. Ben bir dakika söyleyeyim. Sen girme, sen girme. Fevki söyleyebilir mi? Fevki azıcık susar sen mısın? Sen bir gitsene dışarıya, ben bir özel olarak konuşmak Hayır istiyorum. Hayır ya.
Yüzüne karşı direkt söyleyebilmiyorsun diye dedim. Belki çocuk yanından gitsin ya. İstemiyor. Bir de öyle düşün. Hayır ya dedi zaten. Evet çünkü çok güzel muhabbet ediyoruz. Tabii ki de istemeyecek. Fevki iyi bir çocuk. Abi ben bunu kusacağım artık. İyi çocuk olmak istemiyorum kardeşim. Ben sevgili olmak istiyorum ya. Ben yanlış anlaşılıyorum galiba. Ben pis adamım. Sevgili olacağım arkadaşlar. Beni. Pisim ya. Kiloluyum abi. Çünküyüm ya. Sevgili olacaksın kardeşim. En sonunda artık şey Fevki artık sevmeyeceğim. Buna bağlayarak gidecek. Tutu ben seni uyarmak istiyorum. Yani annen olarak ikaz etmek istiyorum. Oğlum annesi gelmiş. Annesi gelmiş. Abi niye geldiğini de anlamadım ki. Seni ciddi anlamda uyarmak istiyorum bu konuda. Yani böyle akıl var, mantık var. Bir düşün yani. Bak ben seni... Çünkü benim kızım önemli bak. Ne alem ya? Ben Elif'le adıma laf söyletmek istemiyorum kimseye. Ne yapacağız Sevgi Hanım? Evet. Önceliği size tanıyorum. Söyle bana bir tane. Şey yarar. Saçlarını tufan. Kestirecek misin sana Tufan? Evet. Kazıtacak mısın? Tufan mı? Ay Tufan diyorum peki. Tufan nereden çıktı? Ay işte şimdi buna da bozulur bak. Buna da bozul olur yok mu? Yok ya, çocuk yanlış anlayacak. Yok be kardeşim. Ne oldu kanka? Yanlış anlayacak çocuktu. Beni mi kıskanıyorsun diyecek ya. Yok vallahi diyebilirsin Tufan. Belli olmuyor buna. Diyebilirsin. Ya bana bak. Yapıyor yani. Büşra bir gün sen benim koluma gir de şuradan şöyle bir yürüyelim. Salına salına değil mi? Bir salına salına böyle bir yürüyelim de Fevki bakalım ne yapacak o zaman. O kadar uzağa gitme abi. O kadar uzağa şuralarda yürüyün diyor. Onu demeyeceğim dur. Şurada oturuyordun ya sen. O da omuzunu oraya koydu ya. Abi şaka bile olunca insanın canı nasıl acıyormuş ya. Senin canın yandı değil mi kardeşim bugün? Bak Allah bak, Allah Kur'an çarpsın bak ben böyle durdum. Hatta yapıştı bana pislik falan diyormuş benim için. Benim hiçbir suçum yok. Yapıştı bana. Bir de bu ne yapıyor biliyor musun? Böyle yapıştı bana gördüm ya. Bak şunu gördüm ya. Demedik mi şaka, şaka yapacağız yana, diye. Şaka bir yana da şaka yapacağız şöyle dedik ya. Şöyle yaptığını gördüm ya. Orada oturuyorum şöyle yaptığını gördüm yani. Anladın mı? Koltuğu o tarafa getirdiğini gördüm ya. Sonra Fevki de indi ona. Fevki'ye bir baktım gözleri doldu adamın. Sinirlerim bozuldu oraya geçtim abi. Abi böyle bir şeyden dolayı yani illa çok yanlış anlayacaksın diye hayır. Öyle düşün. O da anki sen değil değilsin diyelim ki başkası da o. Yani anladın mı? O anda onun kişinin... Sana tavra biraz şey oldu. Tabii yapılmaması gerek. Bir de ona yakıştırmadım hareket. Bakalım yarışmacılarımızın kıyafetlerine Cengiz Abazoğlu'nun yorumu ne olacak? Değerli izleyiciler, yarışmacılarımızdan Dilara, Büşra ve Ela şu anda giysi odasındalar. Benim belirlemiş olduğum konsept doğrultusunda giysilerini seçmek için hummalı bir şekilde en doğru görüntüye ulaşmaya çalışıyorlar. Yarışmacılarımızdan Ela biraz basen problemi var ve dolayısıyla seçimlerinde bu sezonda öne çıkan belden kesik, aşağı doğru hafif evaze formlu ve arkaya doğru hafif kuyruğu olan bir görüntüye ulaşırsa gerçekten hoş bir seçim yapmış olacak. Dilara'da ise gerçekten hoş bir fiziğe sahip. Bu uzun boyunu yine bu sezon öne çıkan, hafif basenleri oturan ve etek uçlarına doğru hacimleşen, büyüyen, geniş formlu bir elbise yarışmacımız için doğru bir seçim olacak. Özellikle göğüs dekoltesindeki asimetrik kesimler ve dozunda yapılmış kristalli ışıltılar konsept doğrultusunda onu gerçekten zirveye taşıyabilecek bir görüntü olabilir. Büşra'nın hoş bir fiziği var. Onda da açık tenine sezonda öne çıkan şaraplar, gece mavileri, o tonlar özellikle rengarenk yapılan işlemelerle büyülü bir görüntüye ulaştırıyor. Bakalım yarışmacımız Büşra hangi rengi seçecek ve ona gerçekten yakışacağını düşündüğü görüntüye bizler onay verecek miyiz? Standların arasında geziyorlar. Farklı farklı elbiseleri ellerine alıyorlar. Bazıları onların vücudunda güzel olabilir. Bazıları ise kırmızı halının gerçekten en hoş olmayan görüntüsüne ulaştırabilir.
Çok merak ediyorum nasıl bir görüntüye ulaşacaklar, doğru saç ve makyajla karşımıza gelebilecekler mi? Final anında ben, Ebru ve Tan'dan yüksek puanlar alabilecekler mi? Sabırsızlıkla final anını bekliyorum. Yani bu kadar mı şimdi senin bıçağı alan istediğin? Kimden istediğim? Tufan da çok fena almaya başladı ha. Soru soruyorum, bu kadar mı senin isterin diyorum. Ne? Ne o? Bu ne ya? Bir şey söyleyeyim mi? Biri benimle böyle gülense var ya. Fevki bana böyle yapsana aşık olayım kardeşim. Kahvaltısın. Fevki sen benimle böyle zaman, ilgilen. Tek taşı da ben takarım. Damaklı da ben giyerim abi. Yapacaksın abi. Seviyorsan yap, yani istiyorsan yapacaksın. Hayret bugüne bir huzurlu bir huzurlu. Ben çünkü niye biliyor musun? Niye? Evin içinde aşk var, aşk var, aşk var. Sen de kızlar evinde benim gibi sivrildin galiba. Mı acaba? Ne geliyorsun yanıma, ne konuşuyorsun? İnsanlar geliyor, ben burada tek oturuyorum. Ne derdin var mı yok mu hiçbir şey sormuyorsun. Niye? Sana karşı... Peki neden sorayım derdin? Bir dakika, sana karşı... Sevineyim mi geldiğini, üzüleyim mi anlayamadım tam. Gördüğümde sevindim. Önce şaşırdım, sonra sevindim. Sonra bir yere koyamadım kafamda seni. Şu anda ben gergin olmam lazım, sen gerginsin. Ben sana bir şey soruyorum. Oktay'la orada yaşadığın tartışmadan sonra ertesi günü gelici bana dedi ki yani bugün bizde dedi oturuyordu Dilara. Oktay çağırdı masaya dedi, gitmişsin. Gelip bir tartışma yaşadıktan sonra ne konuştun onu merak ettim. Ve bir de ne yapmaya çalıştığını anlayamadım seni. Tam anlamda. Buraya geldiğine sevineyim mi, üzüleyim mi? Ya da bekleyip izleyeyim mi? Bana bunu biraz açarsan. Bitti mi? Bitti. Çok şükür. Her zamanki gibi çok konuşuyoruz. Buraya bir kere senin için gelmediğimi farkına var. Anladın? Senin için gelmedim ben buraya. Yani evet bu programa katılmak istedim. Seni de gördüm. İşte inat olur, rakip oluruz birbirimize dedim. Ve o yüzden geldim. Seni isteseydim zaten dışarıda birlikte olurduk. Değil mi? Hı. Mantıklı olan o olurdu yani. Niye o kadar agresif çıkıyorsun ya? Benim için gel ya da gelme. Ben seninle kötü ayrılmadım. Burada gördüğümü sevineyim mi, üzüleyim mi? Ben onu kestiremedim. Bugünkü hal ve hareketlerini ben anlayamadım. Bence buraya geldiğim için üzülmen lazım. Niye? Sebep ne? Kesinlikle üzülmen lazım. Ki başka birini falan düşünüyorsan da vallahi birlikte olabilirsin. Benim için önemli değil. Ben buradan birlikte olacağım bir kişi şu anda benim için yok. Ama şu anda benim ama için de sen de yoksun. Ama ileriki haftalarda da yok. Çünkü benim sana saygım var. Daha benim de sana saygım var. Bak konuşuyoruz, gülüşüyoruz. Hiçbir sorun yok evde. İkimizle ilgili bir sorun var mı? Yok. Sen beni çağırıyorsun, konuşalım diyorsun. Benim seninle konuşacak artı bir şeyim yok. Ben daha fazla uzasın da bu konu böyle gitsin istemiyorum. Sıkıldım yani. Senin için gelmiş muhabbetinden sıkıldım, anladın mı? Kim yapıyor bu muhabbeti? Sen öyle izlenim veriyorsun ya. Hayır merak ediyorum. Şu an buradaki ediyorum. Herkes ya da izleyenler de büyük ihtimalle senin için geldim modunda ama böyle bir şey yok. Hayır tabii senin ki de. Senin için gelecek olsam evini biliyorum, oraya gelirim yani. Değil mi? Ararım seni. Böyle bir şey hiç aramızda olmadı bile. İyi de bunu niye böyle çok agresif bir şekilde anlatıyorsun? Çünkü ki? Senin bu tavrın hoşuma gitmiyor. Ya ben Kemal'in Kübra Dilara gelince tavrını şöyle anlıyorum. Bu kız buna bayağı bir acı yaşatmış bence. Ve ona inat geldim derken de ona yaşanan acılarının intikamını almak istedim der gibi geldi eve. Kübra Dilara ile ben konuşmadan önce de moralim bozuktu. İki sebebi vardı. Bir tanesi Oktay'la ne konuştuğunu merak ettim. Tamamıyla kıskançlık değil, sadece ne bir gün öncesinde tartıştıkları için Fevki ile beraber ona cevap verdiği için. Onun için buraya gelmedim yani bana hesap sorduğunu fark ettim yani öyle geldi ya da öyle hissettim.
aynı ortamda pek de bulunmak istemediğimi söyledim aslında o an ona. Yani bu muhabbetimiz kapansın dedim ikimizin. Tutu da ben seni uyarmak istiyorum. Yani annen olarak ikaz etmek istiyorum. Oğlum annesi gelmiş. Annesi gelmiş. Abi niye geldiğini de anlamadım ki. Seni ciddi anlamda uyarmak istiyorum bu konuda. Yani böyle akıl var, mantık var. Bir düşün yani. Bak ben seni... Çünkü benim kızım önemli bak. Ne alem ya? Ben Elif'le adıma laf söyletmek istemiyorum kimseye. Ne yapacağız Sevgi Hanım? Evet. Önceliği size tanıyorum. Söyle bana bir tane. Kesin dedim ya, kesin. Gelişinden anladım bana bulaşık yıkatacağını. Bu kadar pasaklı olma sen. Hayır, ben normalde yapıyormuş. Ama bunları unuttum. Bir de çok sinirliydim yemek yerken. Ama çok sinirliydim yemek yerken. Açtım çünkü. Ya ben var ya... Bir hastalığım çekilmiyor benim. Gerçekten yani... İnsanız, yaparız bir şeyler yani. Nedir? Soru nedir? Yani onun egolu bütün hallerinden bıktım, sıkıldım. Saçma sapan. Şimdi Kemal bana artısı ne biliyor musun? Ben bu evde onu tanıyorum. Daha iyi benim için. Anladın mı? Çünkü benim Kemal'le büyük bir aşkım, bir şeyim olmadığı için. Anlatacağını unutma. Parantez içinde bir şey söyleyeceğim. Kemal sanki seni kıskanıyor. Evet. Parantez içinde söylüyorum. Evet, Oktay'la konuşmam zaten ona dokunmuş. Bir de şey benim de, ağrıma giden de şu. Tabii ki konuşabilirim. Onlar benim aynı evde yaşadığım arkadaşlarım sonuçta. Sen de öylesin. Tabii ki konuşacağız. Yani tabii. Sinir oldum. Bir de şöyle gösteriyor. Bu eve benim için geldim olduğunda. Kesin o yapıyordur bunu. Dışarıda da yapıyordur. Güvenmiyorum. Ben bu yarışmayı gördüm. Gel, katılmak istedim. Ben bu yarışmaya katılmak istedim. Kemal de yarışmadaymış. İyi olur. Birbirimize rakip, inat oluruz dedim. Ama sen Kemal'in yarışmada olduğunu televizyonda gördüm, mı gördün? Gördüm tabii ki. Hani bu yoksa ama bilmiyordun. Önceden yarışmaya katılmak istiyordum. Kemal'in önceden Kemal'i gördüm daha sonra. Evet. Dedim ki çok güzel olur. İnat olur hem de. Ben onu anlamadım. Çünkü bu inat Kemal'le, ne demek? Bak, yani ne inat? Şey ben onu anlamadım. Anlatayım. Çünkü Kemal'le bizim aramızda zaten bir büyük aşk maşk bir şey olmadığı için. Benim ona kötü bir düşüncem, bir şeyim yok. Anladın? Yani sorun değil, aynı ortamda da bulunabiliriz. Zaten bu yarışmayı istiyorum. Çünkü bu yarışmada hepinizin bir hayatı var ayrı ayrı ama inan bana hepinizin hayatının toplamı kadar benim hayatımda bir şey var. Bunu benim yakın çevrem, herkes daha iyi bilir. Emin ol daha çoktur. Ben acılarımla bu kadar güçlü olan bir insanım çünkü. Onun için de buraya gelmedim, onu bilsin istiyorum. Anladın? Ya Tufan! Sen geçelim. Çok sağlam sövgülerim vardır benim. Olsun. Ölümü gördüm. Soğuk, vallahi soğuk. Benim elim bile dondu, hadi geç. Ya tamam, soğuk değil şu anda su. Suyu da çok açmayayım. Bunları bir daha mı yıkayayım? Ya sudan geçir sadece, şey yapmana gerek yok. Tamam, birazcık sen yıka, birazcık ben yıkayayım. Çünkü niye biliyor musun? Yani bu su böyle bir kişinin yıkayabileceği bir su değil. Sen elini çeksene vallahi bak. Ama hayır, sen niye tek başına üşüyesin canım? Ya benim elim üşümez. Bunları da temizlerde sudan geçireceğiz. Yakalamayayım bak. Aradan haftalar geçer yaparım. Görüşeceğiz seninle. Seninle görüşeceğiz. Sen bittin. Bence ne yap biliyor musun? Sabununu, şampuanını al, hazırla, bekle. Bu kadar. Tufan'la bugün çok komik ve çok böyle eğlendiğim bir an yaşadık.
Çok hoşuma gitti Tufan'la öyle eğlenebilmek. Çünkü Tufan normalde karakteri sert bir adam. Bir şey var ya, sen diyorsun dost ayrıldık da şimdi aşklar dostlukla bitmez. İki kere iki dört. Sen de iyi biliyorsun. Ne oldu? Bir şey oldu orada. Kısa Kemal orada şey, seni... Zaten uymadık. Seni... Hayır, onu geçeceğiz şimdi. Ben, bana onu yutturamaz. Kemal orada seni... Yani yapmaz herhalde, üzmüş biraz. Ya şöyle... Kemal hiçbir zaman bana işte... Ya da ben Kemal'in peşinde koşan böyle bir şey olmadı zaten. Tamam. Biz ufak süre başlayamadık bile ayrıldık. Niye başlayamadık? Anladın mı? Uymadık birbirimize. Senden yani dolayı mı? Bir beğenilme oldu. İlk önce o beni beğenmiş, benim haberim yoktu bilmem ne. Sonradan tabii ben de onu beğendim. Ama baktık ki bizim uymuyoruz. Olmadı. Hala aynı çünkü hareketleri hala aynı. Sana diyorum ya hala aynı. Bir incelik yok ya adamda. Bak Fevki sabah kahvaltı mahvaltı getiriyor. Kızdan hoşlandı. O daha böyle bir şey bile piyasada yok ki. O konuda odun o. Onu biliyorum. Ha, o zaman gibi. Bana odun gerekmiyor. Anladın? Odun olmadı, odun olmasa da ateşi çünkü ben hayatımda artık yeter. Bundan sonra bir kişi olsun istiyorum, hep olsun istiyorum. Ve Kemal benim hayatımda hep olacak insan karakterinde değil, olamaz. Şu an değil. Şu an değil. Yani şu yarın an ben onda onu görmüyorum. Anladın mı abi? Onda onu görmüyorum. Vallahi bu konuya bağımsız olduğum için yorum... Yani Fransızım bu konu için biliyorsun. Yorum yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Yani Oktay da kıskanacak. Burada en son kıskanacağı kişi Oktay'dır yani. Peki Oktay'dan sana böyle bir... Ya şimdi şöyle bir şey. Bak yine onu savunuyorum bak şurada. Benim de kavga ettiğim bir kız olsa Kemal yanına gitse ben de Kemal'e kızardım. Hadi kendi içimde kızardım ama bunu herkese belli etmezdim. O da tabii kavgalı olduğu için ya böyle bir şey yaptı ya da büyük ihtimal kıskançlığından. Sence Oktay'ın sana karşı bir şey var mı? Hayır. Biz çünkü Oktay'la zaten gergin. Tamam. Kemal anlar yani. Boşuna da kıskanmaz yani. Yani Oktay iyi bir insan. Hayır biz burada oturuyorduk, konuşuyorduk. Büyük ihtimal kavgalılardır belki ya da gruplaşma olayı var ya. Sen rahat ol canım. Sıkıntı yapma. Sıkıntı yapıyorum, geriliyorum tabii. Ama sen böyle yaptıkça o seni hep kovalayacak, haberin olsun. Dinledim. Sahip çıkmayı bilseydi belki de olacak olan olur ve bu zamana kadar da sürerdi. Çünkü ben öyle kısa süreli bir ilişki yaşayan insan değilim. Belki kafasına dınk etmiştir. Dınk ettiyse onu hareketleriyle gösterecek bana, öyle bir şey yok. Böyle boş boş, onu mu kıskandım, bunu böyle. Ya şimdi burada kahvaltı mahvaltı, Kemal hep eleştirdi. Şimdi gidip yarın sana bir kahvaltı gelirse bu sefer bak bizi eleştiriyordu. Bu da kahvaltı getirdi. O zaman eleştirmeyecek. O zaman bak, sevdiğin insanı... Boncuk taksa bu sefer abi, diyecek ki... Hani... Kemal'in yapısına bak. Seven, sevilene yani kahvaltı getirmiş, onu eleştiriyor. Ben bunu takdir ederim ve bunu ettim de. Onlarla kavgalı olduğum halde takdir ettim. Çok hoş bir davranıştı. Ama o bunu eleştiriyorsa o aşktan, ne, sevgiden anlamaz. O olay ne? Ben Kemal yanına gideyim. Git abi. Git. Yalnız kalmasın orada. O yalnız kalmaya gelemez. Onu pohpohlaman lazım. Yok bir gideyim bak. Git. İçeride de söylediğim gibi bazı hareketleri hoşuma gitmiyor. Böyle beni çekiştirmeleri falan. Biraz ince olmalı bence. Ki öyle gönlümü alabilsin. Tufan, şakayı daha fazla sürdürmek istemeyen Dilara'nın özrünü kabul edecek mi acaba? Avru demek. Eyvallah. Allah razı olsun kardeşim. Şunu şöyle bir düzgün bir koyalım. Tufan özür dilerim. Özür dilerim. Milletin içinde yapılan ayımın tenada özür kabul olmaz. Özür dilerim Tufan. Öp elimin. Öp elim başıma koy. Hayır, musluktan uzaklaşacağız. Yoksa affetme. Hayır, önce musluktan uzaklaşacağız. Tamam, o zaman seni direkt musluğun içine atayım bir. Özür dilerim. Ya tamam, hadi kıyamadım sana. Hadi tamam, hadi yapmayacağım. Tamam, işim var hadi. Tamam, elimin altında oynama sana. Tamam. Bu sarıldığımız görüntüleri, evde kavga kıyamet kopuyormuş. Birinin elinde tespit vardı ya, adam olmaz. Bu... Bir dakika şimdi dur, orada dur. Orada duracaksın ya, bir dakika. Sen adamla laf söyleyemezsin oğlum. Oğlum bak, ben özür diliyorum. Uzun bir süre sonra ilk defa bir şeyler hissedip de
gerçekten o kişiden karşılık alamamak o kadar kötü öyle. Bir, o kadar kötü bir duygu ki. Ama sana şu kadar söyleyeyim, o hiç belli olmaz ya. Daha evet belki bir cevap vermiş olabilir ama yani o çok farklı. Bak ben pes ediyor muyum? Ama bilmiyorum abi. Sen de yolundan vazgeçme. Hissettiklerin gerçekse neden gerçek zor abi, gerçek abi, gerçek. Gerçek de zaten yani gerçekse deyken hani arkasında ol, devam et ya. Sen duruşunu bozma. Şeyler anlattı bana. Kübra mı? Kübra mı? Ne anlattı abi? İşte çok kaba olduğunu, işte odun gibi olduğunu falan filan. Ya abi o bazı yerler... No, benim onun karakteri belki öyle derim. Onu şey değil derim. Nedir abi? Olay nedir yani? Sen bu kızı... Abi sırayla psikiyatri gibi herkese tek tek anlatıyorum. Burak'la gidiyor konuşuyor. Nedir abi? Tamam da nedir yani? Kız, Allah'ım ya. Kız kendini kapanda hissediyor yani. Abi, buraya gel, şuraya git falan filan. Benim, ben abi kaptırdım kendimi. Gelir misin falan da demiyormuşsun işte. Doğru. O da biraz ince olsun doğru, işte. Doğru, doğru, doğru. Peki işte kahvaltı mahvaltı. Ben derim onlar o görüntüydü onun için. Ben yapamam abi. Gerçek ben içinden gelmeyen bir şey yapamam İzzet abi. 1, 2, 3, 4 poz. Aynen bu. Bu kal. Kıpırdama. Aç ayağını. Evet bu. Topladın, yavaş yavaş çıktın. İnişini de yap. Sağ adımını alacaksın burada. Burada sağ adımını alacaksın. İnişe beraber sağ adımını tamam. Alacaksın. Al. Aldın. Geri geldin. Topla. Hadi. Güzel oldu. Bachata, Dominik Cumhuriyeti'nden gelen bir dans, dünyaya yayılmış olan çok önemli bir dans. Benim de çok 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 sevdiğim bir dans. Biraz aşıkların da dansı denilebilir. Çok da enteresan bir durum var. Kendi evimizde yeni bir aşk doğuyor gibi görünüyor. Ve Büşra ile Fevki'ye denk gelen bir dans oldu. Tamamen random verdiğimiz bir danstı. Bu hafta onlar da bachata yapacaklar. Tamam. Hareketleri figürlere geçelim istiyorum artık. Tamam. Anladın mı? Hadi bakalım. Merhaba, hoş geldin. Şimdi aşağı adımla beraber. Hayır, pardon. Sağ adım bir şuraya. Tamam. Hadi Bilya. Elim ayağım titriyor şu anda Bilya. Niye be? Ağır kaldırdın, ağır ondan. Ondan benim, ben de ağır kaldırınca ağır benim de titriyor elim ayağım. Sen kendini ağır mı diyorsun? Bence gayet hafifsin yani. Ay teşekkür ederim be. Rica ederim. Çay içer misin? Havva'ya izletiyorlarmış bu sarıldığımız görüntüleri. Evde kavga kıyamet kopuyormuş. Havva bir geliyormuş. Tufan! Diye. Aa, şimdi bir düşündüm de. Ölüm sessizliği saracak beni o anda. Geçen hafta Dilara ile partnerdik. Bu sebeple Kızlar Evi'nden ilk samimiyet kurduğum insan da Dilara oldu. Yani şakalaşıyor, eğleniyor. Ben de aynı şekilde cevap veriyorum. İyi bir insan, iyi niyetli bir insan. İster istemez aramızda bir sıcaklık oldu yani, öyle söyleyeyim. Zaten Dilara ile 5 dakika geçiren herkes onun o enerjisinden etkilenir. Bu da normal bir şey. Bu zamana kadar hep iyi niyetimden kaybettim. Hep çok öyle değer abi. Verdiklerim beni vurdu. Öyle zaten. O yüzden korkuyorum. Öyle zaten. Hele ki şu yarışmada. Kimse değer verirsen sırtından vurur abi. Aynen öyle. Belli kimseye değer kadar. Vermeyeceksin. Belli bir yere kadar. Çok nadir var ama iyi insanlar. Onları da bir bulursan... Bir milyonda bir kişi. Bu da sana denk geldi. Ne güzel. Sana yeni bir hayat lazım. Yoğun geçen günün ardından Şebnem Kısaparmak yeni bir hayat evine geliyor. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz? Her şey yolunda mı? Gerçekten. Evet. Ben dün buradan ayrılırken ne demiştim? Bütün pozitif enerjimi buraya bırakıyorum. İnşallah dedim bu enerjiyi dönüşte siz de çoğaltmış olursunuz. Güzel bir sinerjiye çevirmiş olursunuz dedim. Ama maşallah, maşallah, maşallah diyorum. Pozitif enerji yine negatif enerjiye dönüşmüş. Yine kavgalar, gürültüler, tansiyon bir hayli artmış vaziyette. Değil mi arkadaşlar? Evet, artık bu duruma alışır hale geldik. Değil mi? Hı? Dün ben sizi
bıraktım. Her şey düzelmişti ama bir baktım. Benden sonra yine evde kavgalar, gürültüler. İzzet ve Dilara birbirine girmiş. Neler oldu İzzet? İlk önce işte arkadaşım konuşsun istersen hanımefendi olarak. Öyle size uygun görürseniz abi. Ben bir olayı anlatayım. Anlat bakalım. Tufan, Ela, Oktay, Fevki, Büşra, ben erkekler evinde oturuyorduk. Tufan'ın dün getirdiği saz için Tufan'a dedim ki çalabilir miyim dedim. İzin istedim böyle. Hatta dediler ki ne olur işte sestekilerin kulakları kanıyor yapma bilmem ne bizi düşün diye. Ben de onlarla hani hep böyle espri konuşuyorum. Bir de ben şarkı söylemeyi çok seviyorum ama sesim çok iğrenç. Bir de buna iğrenç saz çalışımı eklemek istedim. Estağfurullah. Toplu intiharlara sebep olma ama olur mu? Dikkatli ol. Aldım evet. Bir tane küçük bir çocuk var. İnternette fenomen oldu. Saz çalıyor, ayaklarını böyle sallıyor. Botlar da ayağına büyük geliyor. Onun taklidini yaptım. Aldım böyle boynuma koydum. Tam gidip yerini asacağım. İzzet abi girdi içeri. Evet. Dilara dedi. Efendim abi dedim. Goy goy yapıyor zannediyorum ben. Sen dedi bağlama ne demek biliyor musun da bilmem ne desem. Abi dedim izin istedim. Bu saz benim. Abi dedim ben Tufan'ın elinde gördüğüm için ben Tufan'dan istedim dedim. Bilmem ne falan filan derken bizim koptuğumuz nokta işte annem mi terbiyesiz babam mı terbiyesiz terbiyesizliğini kimden aldın diye bir cümle. Ben zaten oradan sonra yoktum. Hatırlamıyorum yani ondan sonrasını. Dilara kaç yaşındaydın sen? 19. 19 yaşında. Ben burada insanlara yaklaşırken yaşlarını göz önünde bulundurarak yaklaşırım. Ben bir kere içeri girerken sana bağırarak benim annem demedim. Babam bir senden dur. Büyük o zaman onların da yaşlarını göz önünde bulundur. Abla izleyelim ya ben Dilara yani. Dilara'ya ben ne diyeyim yani? Tamam sen önce bir anlat ondan sonra zaten burası er meydanı. Yani. Bakın şimdi eve giriyorsunuz. Evet, birbirinizin arkasından konuşuyorsunuz. Hani espri yapıyorsunuz ya artık. Hani gıybet bizde, fesat bizde. Ben de diyorum Allah'ım sizi kırklayacağım. Gıybetten, fesattan kurtaracağım falan filan diye. Hakikaten evin içinde dedikodu var, gıybet var ama er meydanı burası. Tamam mı? Hani koç yiğitler sözünü burada söylesin. Şebnem abla bir de hep kavgalar neyse bu ortada geçerli. Oluyor. Nasıl? Hiç evlerde olmuyor kavgalar. Hep çünkü böyle neden, bahçede oluyor. Yüzleşme ortamı burası. Birazdan geçeceğim. Erkan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sormak istiyorum sana. Hani sen nasıl görüyorsun ben olayları? Evet, dün bir bugün iki oldu arkadaşlar tanıyalım ama şöyle bir durum var. İzzet'e saygım sonsuz. Gerçekten çok iyi bir insan. Dilara'da da hiçbir problemim yok. Gayet o da iyi birbirimizi tanıyoruz. Eğer ki anne babaya söylenmiş bir hakaret varsa bence söylenmemesi gereken peki, bir şey. Peki o zaman eyvallah. Seni hakem yapacağım şimdi burada. Tamam. İzleyelim bakalım görelim. Kim haklı, kim haksız? İzzet mi, Dilara mı? Hep birlikte karar verelim. Evet. Bu koluna taktığın bir çanta değil. Şunu alabilir miyim? Bu bağlama çalmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Şimdi, belki öğrenmek istiyorum. Yok bir şey anlatayım. Seni bilinçlendirme açısından. Şimdi beni bilinçlendir bunun abi. Bunun ismi bağlamadır. Oo, Tamam mı? Bu bağlamayı duvardan alman için bir sebep olması lazım. İzin ne? İstedim bağlamanın yok, sahibinden. Bağlamanın bunu çalmak sahibi, istedim, dokunmak istedim benim. Ve bunun aldım. Benim. Beni ilgilendirmez. Şey ben söyledim. Tufan'ın elinde gördüğüm için Tufan'dan abini aldım. Abini dinle. Bunu oradan alman için ya çalıyor olman lazım ya da böyle koluna çanta alıp peki gibi, şu an neden boş yapıyorsun? Şu an bu boşluk, boşlukta olmanın amacını açıkla bana. Konuşmak için konuşma yani bana, bir sebebin bana olsun. Bana saygın yoksa... 32 yaşın hakkını bana, ver. Boş yapma yani. Almayayım ayaklarımın bir altına daha, karakterini. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ne sana karakteri ne istediğimi ya? Derim. Yaşını bil. Yaşın sen de yaşını bil. Yaşını gelmesin bil. Boş boş benim, konuşuyorsun. Benim karakterimi... Sen belirleyemezsin tamam mı? Ya öyle... kimse senin karakterini şey demiyor. Ben sana ne dedim? Gelmişsin konuşmak için. Olmaz. Dilara efendim. O, ne konuşmaksın ya? Ne yapıyorsun bunu sen ya? Yapma, sen ne yapmaya çalışıyorsun yapma. Ya? Sen ne bunun yapmaya çalışıyorsun? Bunun sahibi benim. Benden şu anda, izin alacaksın. Batıyorsun şu anda. Şu anda prim için. Batıyorsun. Benim izin almadığımı gören var benden mı? Ben izin ne alacaksın. Dedim Tufan'a? Benden. Ya, bir dakika. Benden izin alacaksın ondan değil. Tufan'a dedim ki benden alabilir miyim dedim. Burası benim yerim. Benden izin alacaksın. Ben Tufan'dan gördüm. Alabilir otur, miyim otur. Dedim. Alabilirsin dedi. Sana yaşın, ne? Yaşın gibi konuş. Karakterime bilmem sen ne sen yaşın yapar. Gibi ol. Evet. Kemal? Şebnem Hanım burada tehdit var. Hakaret var. Saygısızlık var büyüğe. Abartma var. Şov var. İzzet abiye tek bir lafım var. Çocukla çocuk olma abi.
İlk söz senden geliyor. Diyorsun ki senin o karakterini ayağımın altına alırım. Değil mi? Evet, öyle söylüyor. Bunun üzerine yani buraya öyle kadar bir ben buna bir bağırma çağırma için küfür... arkasından İzzet diyor ki bu terbiyeyi nereden ama aldın? Ama orada da ben onu söylerken beni kışkırttığı için söylüyorum Şebnem abla. Bana göre kardeşim. Bakın ikiniz de hatalı davranışta bulunuyorsun. Ben zaten özür diledim bugün yani Yeliz'in senin yanında. Senin kışkırtan bir tarzın var. Senin karakterini ayağımın altına alırım sözü hakikaten seni yani gömerim, karakterini seni gömerim. Yani. Bunlar kötü şeyler. Kim haklı sence? Vallahi şimdi %30-%70 falan derim yani. Dilara'nın zaten karakterisi falan derim. Tartışılmaz yani. O kesinlikle hata. Ama asla net konuşuyorum. Birisi yarışma ortamını bırakın. Dışarıda birisi annene babana laf söylediği zaman gırtlak gırtlağa geliyorsunuz. Ya bu gayet net açık bir şekilde asla yani. O söz ben hatta İzzet abiye söyledim. Abi dedim o kadındır. Senin iki çift lafın az olsun dedim. Boş ver. Tamam. İki demek ki benim yani. Söylediğimde birleşiyoruz. Sen o ben uyarımı da almak istiyorum çünkü Burak'a haksızlık hatalısın. Olacak. Sen de o söylediğin cümleyle hatalısın. Hataya hatayla cevap vermişsin. Ben her zaman söylüyorum. Ne diyorum size? Mesela o sana bunları söyleseydi İzzet. Sen o cümleyi yapmasaydın, söylemeseydin. Tamamen haklıyken haklıydı. Ne oluyorsun? Haksız duruma düşüyorsun. Haklı olmak önemli ama haklı kalabilmek aynen. Daha önemli. Her zaman bunu söylüyorum. Bu konuyu kapatıyorum. Çok uzadı. Erkan arkadaşımız için bir şey diyecektim. Yanlış bilgileri var da o yüzden bir şey söyleyeyim. Nedir o? Birincisi kardeşim, hediye bizim dilimize sünnettir. Hediye edildiği zaman eller inmez. Bu bir. İkincisi, bir müzisyenin Eros Tramon'u canlıdır. Ben de gitar çalıyorum. Sen saz çalmayı biliyor musun? Resme, bir saniye. İzzet abi sen saz çalmayı biliyor musun? Şey... biliyor musun abi? Erkan mi? Biliyor musun abi? Saz çalmayı biliyor musun? İyi hediye buradaki, sünnettir. Bak, bir dakika şeyde, abi. Bir soru soruyor sana. Tamam, sen saz çalmayı biliyor musun abi? Buradaki konu saz değil. Tamam bir dakika. O diyor ki müzisyen. Sen saz çalmayı biliyor musun abi? Bilmiyorum. Ben bu çalmadığım için yani. Demiyorum. Senin tamam abi o hediye almış olabilir. Ne var bunda ya? Senin hediye, bak babamın hediyesi dün dedim. Tespih aldım benim elimde. Bir şey dedim mi? Senin saygısızlığınlar da sesini çıkartmadım tamam, yani. Bu, yani ne olmuş? Buradaki, müzisyendir, hediye sünnettir. Erkan burada bağlama değil. Konu bağlama değil Erkan. Tufan. Hediye sünnettir falan. Hediye sünnettir. Hediyenin hediyesi sünnettir. Siz de galiba Büşra'cığım Dilara'yla dün birbirinize girme durumu olmuş. Kimle Dilara'yla? Burada ha, oldu zaten. Arkadaşlar. Evet, Kübra Dilara'yla. Ben de şahit oldum evet. Burada hatta. Bir hayli de üzüldüm. Ama sizde de sanırım bir özür dileme mevzu var. Değil mi? Evet. İzleyelim mi bir? Özür diledin, kabul etti mi? Ben mi özür dileyeceğim? Hayır, kim özür diledi? Ya ikimiz oturduk, evet. Yalnız bıraktılar bizi, konuştuk. Ben konuştum. Yalnız böyle bir şey, ben üzüldüm çünkü dün. Yani olmaması affettim gerekiyordu. Aslında şöyle... Dışarıdaydık biz, lavabodan çıkıyorduk. Bana şey dedi, barışalım mı falan dedi. Ben de tabii ki dedim, ben de kimseyle küs kalmayı sevmiyorum. İçeri geldik, içeride de konuşmaya devam ettik. Benim için sorun yok. Ben affettim, düşman tabii ki olmam ama arkadaş da şu anlık olmam. Ben affedeceği bir peki. Şey yapmadım da zaten peki. De o bir affetmek yok, başka yok, bir şey. Yok yok, ağzından kötü bir söz ama... çıkmıştı. Bir izleyelim bakalım. Dün ben hatırlıyorum o sözü, evet. O kızın bana yaptığı terbiyesizliği ben şey yapar mıyım, affeder miyim? Tabii ki affederim, ona karşı onu şey yapmam. Affettim derim ama ben onun içimde tartarım, biçerim yani kes sesini. Sen beni o kadar zor, yani tam da affetmedin de. Ben onu affetmedim. Evet Büşra. Evet. Ben onu affeder miyim diyorsun. Şu şekilde, onu yanlış kullandım. İçimde affeder miyim onu? Dışarıda tabii ki herkesin için ona şey yapmam, kötü bir konuşma yapmam. Gerekirse o üslubunu düşürsün, ben düşürmem, affettim derim. Ama içimde onu tartarım, biçerim, ona göre davranırım. O zaman ona. Miş gibi yapmak deniliyor ona. Miş gibi yapmak ya, denilmiyor, saygı duymak deniliyor daha çok. Onun olduğu ortamda da, ona da, bulunduğu ortama da saygı duymak deniliyor. Kırgınlığım geçmez diyorsun. Kırgınlığım benim geçmez anladığım o. Benim ona. Yani şu vardır bak, affettim ama içimde kırgınlığım devam ediyor. Ya da ben affetmiş gibi yaparım ama yeri geldiğinde de... Onun acısını hayır. Çıkartırım gibi açığını şey. Açığını kollarım gibi değil bu. Affettim derim ama içimde onun kırgınlığı hep sürer gibi. Kim hata yaparsa yapsın. En yakının Ela mı hata yaptı? Ela hata yaptı diyebilmelisin. Çünkü dost acı söyler. Ben de Kübra Dilara'nın hata yaptığını dün gözlerimle gördüm. Kırılmak, gücenmek yok. Siz daha beni yeni tanıyorsunuz ama ben ablayım. Hata yaptığınız zaman size söylemekle yükümlüyüm. Ağzından yani ilk geldiğin anda
kötü bir söz çıktı Büşra'ya karşı. Değil mi? Tartışma sırasında çıktı. Kabul ediyorsun değil mi canım? Tabii kabul ediyorum. Bak ne kadar güzel. Hatayı kabullenmek o da bir erdem. Ve dolayısıyla özür dilemesi gerekiyordu. Hani belki ne demiş, ben küs kalamıyorum. Belki de o işte var ya, senin insanlığını gösteriyor. Vicdan azabı çekiyorsun. Ya üzüldüm böyle ha? Bir olayın yaşanmasına. Ne güzel işte bak. Abla. Şimdi belki, şimdi bak şu anda daha fazla affetmeye yakın oluyorsun değil mi Büşra? Çünkü gönülden olduğuna bir adım daha inanıyorsun. Çünkü üzüldüm diyor. Üzülmüş demek ki, kırdığına üzülmüş. Şimdi sorun affettin yok. Mi? Sorun yok ya, ben yine selamı sabahımı veririm. Sorun tamam. Yok da ben öyle kinder değilim ama üzülüyorum öyle. Ya en hassas olduğum nokta. O da üzülmüş. Yani benim sesimi birinin kesmeye çalışması. Evet. O durumda ben böyle öyle bir cinnet anım var ki, benim kendimi parçalarım, etrafı parçalarım. Öyle bir cinnet anı geliyor. Çok sessiz, sakin bir insanımdır. Öfke kontrolü diye bir şey var değil mi? Pişmanlığını ben onun gözlerinden okudum. Hakikaten yani pişman olduğunu anladım. Demek ya Büşra'lık bir durum yoktu. Nasıl? Onluk bir durum yoktu. Yok. Ben daha yeni gelmiştim. Hı hı. Evet, orada Fevki ile bir şey olurken, Oktay'la olurken. Orada da durum neydi biliyor musun? Orada da Büşra Fevki'yi aramaya evet, işte o oldu. Yani evet, öyle bir şey oldu. Aslında Fevki ile ilgili bir durumdu. Büşra i̇şte, ile senin evet. Arandaki bir konu değildi. Aynen. Sonradan bize patladı. Sevgiden mi, aşktan mı? Ama herhalde bilemeyeceğim. Ben Kemal'i korurken o da onu... Farklı bir durum olduğunda mesela Burak'a da haksızlık yapıldığını duyduğumda Burak'ı da korurum, Kemal'i de korurum. Herkesi korurum. Koruyor. Öyle bir evet. Huyum var benim, korurum. O yüzden yani işte, teşekkür ederim. Bir dakika şunu soracağım. Oturmuş insan. Şunu soracağım. Yani Fevki'yi bana karşı hisleri olduğu için korumadın mı diyorsun? Niye korudum? Arkadaşımız daha kimseyi tanımadın. Öyle bir kendi aşkına bak önyargılı davranınca... Ya hoppala yani. Ama daha o dedi ki Kemal mavi boncu ona da dağıtmıştır. O da beni tanımıyor. Bu şekilde konuşamazdı. Tabii onun üstü bu çok yanlıştı. Bir bayan öyle söylememesi yani gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim ki, ben ya. Dün Fevki dedi ki şeyin ilişkisi, Kemal'in ilişkisi en fazla bir ay sürdü dedi. Siz o de yanlıştı evet. O da seninle sürdü deyince. Evet, Şebnem o, abla evet, burada özür dilerim. Bir dakika. Saçma bir şey oldu aslında. Bir saniye. Şimdi evet, dün öyle bir konu geçti. Hatta ben söyledim, söylemek durumundaydım. Dilara dedim, Kemal'in eski kız arkadaşı değil mi? Bugün de görüntüleri izledim. Dilara ne diyor biliyor musun Kemal? İzleyip görelim mi? Ben söylemeyeyim. Sen de gözlerinle gör, kulaklarınla duy bakalım Dilara ne diyor. Ne geliyorsun yanıma, ne konuşuyorsun? İnsanlar geliyor, ben burada tek oturuyorum. Ne derdin var mı yok mu, hiçbir şey sormuyorsun. Niye? Sana karşı... Peki neden sorayım derdin? Bir dakika, sana karşı sevineyim mi geldiğini, üzüleyim mi anlayamadım tam. Gördüğümde sevindim. Önce şaşırdım, sonra sevindim. Sonra bir yere koyamadım kafamda seni. Buraya geldiğine sevineyim mi, üzüleyim mi? Ya da bekleyip izleyeyim mi? Bana bunu biraz açarsan. Buraya bir kere senin için gelmediğimi farkına var. Anladın? Senin için gelmedim ben buraya. Ben daha fazla uzasın, bu konu böyle gitsin istemiyorum. Sıkıldım yani. Senin için gelmiş muhabbetinden sıkıldım, anladın mı? Kim yapıyor bu muhabbeti? Sen öyle izlenim veriyorsun ya. Evet, yani bunu bir kez daha yaşamanı istedim. Kemal, bir kez daha hani izle, kulaklarında bir daha duy istedim. Dilara diyor ki, ben bu eve senin için girmedim. Sen de diyorsun ki, evet. Ben zaten kendisiyle konuştum, konuşmak istedim. Belki dedim hani buradaki arkadaşların yorumlarını ya da içerideki kız arkadaşlarının arasında konuştuğu bir şey vardır. Beni ön yargılı belki düşünmüştür diye bir alıp konuşmak istedim. Fikrini söyledi bana, ben... Birazcık üzüldüm. Üzüldün. Ya üzüldüm, problem değil. Ben sadece ne hani içindekini öğrenmek istedim. Tam konuşamadım da, fırsat da olmadı daha ilk günden. Hala hislerin devam ediyor mu? Ya şu anda ona bir şey söylemek istemiyorum. Ben eve geldiğinde zaten bir şaşırdım. Bence onu atlatamadım. Onu atlatamadım üstümden. Yani devam ediyor. Çünkü bir başlangıçta engeller oldu. Benim bir iki tane hatam oldu. Telefonla ayrılık gibi bir şey yaptım. İşlerin yoğunluğundan görüşemedim falan. Bir saygısızlığım var.
O yüzden o bana kırgın. Ben hatalıyım diyorsun. Tabii yani. O bana o yüzden kırgın. Onu biliyorum yani. Dilara'ya karşı evet. Hatalıyım. Aslında ona karşı hala hislerim var. Ama ya var ama şimdi o kestirip attım atmadım onu da ben anlamak istiyorum. Onu da zaten konuşacağım zaman zaman yer yer. Konuşacağım burada olursam diyor inşallah. Zaman aynı zaman. Mi? Ben onun biraz böyle kırgın olduğunu hissediyorum. Kırgınlık var ben de. Kızlarda şu vardır biliyor musun? Ha, sen bana bunu mu yaptın? Sen görürsün sen. Hani şey var ya. Neydi o? O kedi buraya gelecek diye bir hikaye var galiba değil mi? Herkesin de bildiği bir hikaye. Bence sen onu söylüyorsun gibi geldi bana. Farenin ha başı dönünce o tam konuşmadı o kedi bana. Buraya gelecek diyor. O tam konuşmadı Şebnem Hanım. Ben de az çok tanıdığım kadarıyla daha böyle bir içini dökmedi. Bir dandum daha vuracak o kafama bir şeyler bence. Öyle mi? E hak ediyorsun sen de. Dandum vuracak. Çünkü gibi İzzet geliyor. Abiyle geldi bana bir şeyler konuştu. Ayaklar çünkü sürekli sallanıyor. Ayaklar böyle böyle geldiğinden beri o ayak titriyor. Bir Ela'nın bir de senin. Evet. Yeni bir hayat yolunda. Bu kötü taraflarımızı, birbirimizi yanlış anlamalarımızı, törpülediğimiz, şöyle bir kenara attığımız, süpürdüğümüz bir değişim evi olsun diliyorum Allah'tan. Lütfen ve lütfen birbirinizi anlamadan, dinlemeden karar vermeyin. Olur mu? Yani bu bunu diyor ama dur bakayım ne dedi, arkasında ne var? Dananın altında buzağı aramayalım lütfen. Olur mu? Ha evet tartışacaksınız tabii ki arkadaşlar. Yani tartışma hayatın içinde olan bir şey. Ama saygı sınırları içinde. Ama sevgimizi kaybetmeden. Tamam mı? Anlaştık mı? Bugün de yeni bir hayatın sonuna geldik efendim. Yarın yeniden birlikte oluncaya kadar hepinize güzel, renkli, umutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kemal'le yollayalım mafya. Kemal'i yollayalım mı? Aynen öyle. Gelsin böyle deneyelim, gönderelim. Bir korkuyu yaşatalım mı? Hoş merhaba. Geldiniz, merhaba. Doğru görüyorum değil mi? Rida, ne yapıyorsunuz hayatım? İyi anne, ne olsun işte böyle. Aynı evde. Abi niye geldiğini de anlamadım ki. Bak şimdi nedenini sorgulama, beni dinle. Tamam mı? Bu çocuğa ben güvenmiyorum. Şiddetle büyümüş bir çocuk bunun ötesini görmemiştir ki ne verebilir sana? İşte baba takıntısıyla, sevgisiz yaşamayla falan kızıma şiddet uygulamacı ve psikolojisini bozmayacağını ben nereden bileyim? Düşünen anneniz o kadar haklı ki ne dese bir cevap veremedi. Sana özel bir börek yapılmış. Performansın için hak ettim. Çay da isterim. Gel la bro. Ebru Şallı'nın dünyaca ünlü aşçısı bize börek yapmış. Abi bu şu anda nasıl börek getirmiş? Hani Ebru Şallı yaptıydın? Ebru Şallı? Kim dedi seni, kim kaldırdı? Erkan görüyor musun? İşte bunlar böyle Erkan. Burayı ring zannediyorsun galiba, duruştan belli. Aha. Baş böyle bir kibar ol, böyle bir nazik ol, böyle bir delikanlı, net ol. Sen benim delikanlı laf mı yapıyorsun? Net olacaksın. Sana delikanlı laf yapmıyorum. Net olacaksın. Testosteron ikiz birader. Burada bana laf söylüyorsun. Babam mısın sen benim testosteronumu yükseltiyorsun? Ben bunu döverim ha. Vallahi bak. İnanmıyorum onun beni sahipleneceğine, tutacağına ya da inanmıyorum. Bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Yarın bir gün Kemal'e de sen elendin, ne yapacaksın? Güzel dans et, gittim o zaman. Güzel, giyin gitme. Kalsın yani benim için. Ben kendi gördüğümü söylüyorum abi. Ela ben çok pişman oldum seni bu yarışmaya ya dahil ettim. Ya ol abi, Allah rızası ol zaten. O zaten ben gideceğim çok zaten bu hafta. Çok pişman oldum. İyi günler canım kardeşim. İyi günler canım kardeşim. Anne, profesyonel anne. Soruyorum o zaman özellikle sana. Neden bu detayı annene anlatmadın? Ben onunla şu an aşk yaşamıyorum ki zaten. Gerçekten böyle var ya, dans etmemi düşünüyorum yani.